Zeki Tavşan'ın Fikri. Bir zamanlar vahşi bir ormanda birçok hayvan yaşardı. Filler, maymunlar, develer, tavşanlar, kaplumbağalar, kaplanlar, tilkiler ve vahşi ormanın kralı aslan yaşardı. Ancak kral şimdi çok yaşlıydı. Yemek için hayvan avlayamıyordu. Bir gün ormandaki tüm hayvanları toplantıya çağırdı ve dedi ki, "Şimdi dinleyin. Artık ben çok yaşlıyım. Hayvan avlayamıyorum. En iyisi ben size numara vereyim. Bu numaralara göre bana gelmelisiniz ve ben sizi yiyeceğim. Beni kandırmayın. Çünkü gelip sizinle mücadele edecek gücüm hala var." Bundan sonra aslan çok yüksek sesle kükredi. Tüm hayvanların korkuları gözlerinden okunuyordu. Başlarıyla onayladılar ve bitti. Ertesi günden itibaren tüm hayvanlar numaralarını aldılar ve numaralarına göre aslanın mağarasına gelmeye başladılar. Ördek, kaplumbağa, geyik, vahşi orman ineği, tüm bu hayvanları öldürmekten aslan çok mutlu ve sağlıklıydı şimdi. Bir gün tavşanın annesinin sırasıydı. Oğluna dedi ki, "Sevgili oğlum, bugün sıram geldi. Öleceğim artık. Yalnız kalacaksın sen. Kendine iyi bak, tamam mı? Sakin ol." Oğlu çok zeki ve akıllıydı. Dedi ki, "Anne, endişelenme. Bugün senin yerine ben gideceğim." Ve ekledi, "Bak anne, ben küçük bir tavşanım. Bu hesaplı bir hareket. Aslanın yanlış huyunu nasıl değiştireceğimi göreceksin." Anne dedi ki, "Tamam oğlum, ama dikkat et. O ormanın kralıdır." Karar verilmişti. Tavşan yürümeye başladı. Yolunda hu hu diye ses çıkaran bir maymun buldu. Tavşan dedi ki, "Maymun maymun hu, pis birine benzemiyorsun. Ama aslanı gördüğünde öyle davranıyorsun." Maymun cevap verdi, "Peki şimdi ne yapmalı?" Tavşan dedi ki, "Şimdi bana bak. Ben küçük bir tavşanım. Bu hesaplı bir hareket. Aslanın yanlış huyunu nasıl değiştireceğimi göreceksin." Maymun dedi ki, "Öyle mi? Bir planın var mı? Sana yardım edebilir miyim?" Tavşan cevapladı, "Hayır, senin yardımına ihtiyacım yok. Ama bu öğleden sonra gölün yanına gelmelisin ve ne yapacağımı görürsün." Tavşan daha aşağı yürüdü. Bir fil buldu ve dedi ki, "Fil veya fil, sen çok büyüksün. Ama aslana bakarken neden karşı gelen olmuyorsun?" Fil cevap verdi, "Evet haklısın. Tek başıma ne yapabilirim ki?" Tavşan dedi ki, "Ama bana bak. Ben küçük bir tavşanım. Bu hesaplı bir hareket. Aslanın yanlış huyunu nasıl değiştireceğimi göreceksin. Oh, wow. Bir fikrim var gibi duruyor. Sana yardım edebilir miyim?" Tavşan dedi ki, "Hayır, hayır. Senin yardımına ihtiyacım yok. Ama bu öğleden sonra gölün yanına gel ve ne yapacağımı gör." Bunu söyleyerek tavşan tekrar yürümeye başladı ve şimdi kaplanla karşılaştı. Dedi ki, "Oh sevgili kaplan efendim, siz çok yüksek sesle kükrersiniz ama aslana bakarken buz gibi oluyorsunuz efendim." Kaplan cevapladı, "Evet doğru doğru." Tavşan dedi ki, "Ama bana bakın, ben küçük bir tavşanım. Bu hesaplı bir hareket. Aslanın yanlış huyunu nasıl değiştireceğimi göreceksiniz." Kaplan dedi ki, "Bir fikrin var gibi duruyor. Sana yardım edebilir miyim?" "Hayır. Sizin yardımınıza ihtiyacım yok. Ama bu öğleden sonra gölün yanında bana katılın ve ne yapacağımı görün." Sonra tavşan bir tilkiyle karşılaştı ve dedi ki, "Tilki, tilki, sen çok zalimsin ama aslana bakarken benzinsiz bir makine gibisin. Ama bana bak, ben küçük bir tavşanım. Bu hesaplı bir hareket. Aslanın yanlış huyunu nasıl değiştireceğimi göreceksin." "Oo harika, kendine çok güveniyorsun.
ama benim yardımıma ihtiyacın var mı? Tavşan dedi ki, hayır, senin yardımına ihtiyacım yok. Ama bu öğleden sonra gölün yanına gel ve ne yapacağımı gör. Ve sonunda tavşan aslanın mağarasına geldi ve dedi ki, ''Oo sevgili ilahi kralım, annem yerine ben geldim. Birazcık geciktim. Ama biliyor musunuz, ormanımıza başka bir kral geldi. Beni durdurdu ve kendisine her gün bir hayvan sunmamı istedi. Öyle mi? Sizin kralınız benim. Nasıl başka biri kral olduğunu iddia edebilir? Gel bana kim olduğunu göster. Onu göreceğim. Aslan ve tavşan göle ulaştılar. Bütün hayvanlar ağaçların arkasında saklanıyor ve sahneye bakıyorlardı. Tavşan dedi ki, ''Demek sizden çok korktu ve kendini sakladı. Bak, 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 aşağı bak.'' Aslan aşağı eğildi ve dedi ki, ''Oo, bana benziyor. Aslan çok yüksek sesle kükredi ve sonra göldeki aslan da aynı şekilde yüksek sesle kükredi. Ve sonra kral aslan öyle çok kızdı ki göle atladı. Ama orada hiç kimse yoktu. Ağzına ve burnuna su doldu. Aslan tavşana bağırmaya başladı. Lütfen beni kurtar. Lütfen beni kurtar. Neden seni kurtarayım? Sen hepimizi öldüreceksin. Bu nedenle sadece senin ölmen iyi. Sonra bütün hayvanlar çıktılar. Tavşan bütün hayvanlara dedi ki, şimdi ben küçük bir tavşanım. Bu hesaplı bir hareket. Aslanın yanlış huyunu nasıl değiştirdiğimi gördünüz mü?